herkes duysunla yine karşınızdayız. Evet. Bu hafta burçlarımız neler yaşayacak? burçlarımızı neler bekliyor? Evet, başlıyoruz. Koç burcu, hazırsanız başlıyoruz. Koç burçları bu hafta tamamıyla anlaşmalar, sözleşme, yeni projelerle alakalı, kira kontratı veya yer değişimi, ev değişimi ile alakalı gündeminiz biraz yoğun olacak ve Kardeşleriniz ve akrabalarınız da kendinizi güçlü hissedeceksiniz, desteklerini alacaksınız, yeni başlangıçlar yapabilirsiniz ve havada aşk kokusu var. Koç burçları yeni başlangıçlar ve yeni ilişki başlangıçları olabilir sizler için. Bu sizin için güzel bir hafta geçirmenizi sağlayacaktır ve birazcık karışık olsa da aşk sizi tamamen dinamiz şekilde yükseltecektir egonuzu. Evet. Boğa burcuna geçiyoruz. Sevgili boğalar, bu hafta kendinizi, bakım, öz bakım ve e, öz güveninizi yükseltmek için maddi konularla alakalı olsun e, ve çalışma, kazanç, e, gelecekle alakalı yatırım, bunlarla alakalı biraz yoğunluk olacak ama en çok e, kendinize bakımla, öz bakımla alakalı birazcık meşgul olacaksınız ve fikirleriniz e, yoğun olacak gelecekle alakalı e, maddi yatırımlarla alakalı biraz yoğunluk ve gelecek kaygısı yaşayan arkadaşlar özellikle boğa burçları. Bu konuda birazcık kendinizi e, daha ağır hissedeceksiniz. Tatlı tüketme isteğiniz çok e, artabilir. E, bu konuda e, tabii ki şey yaparız ama yaz ayına girdiğimiz için birazcık dikkat etmemiz gerekiyor. yiyeceklerimizi. Her zamankinden birazcık daha yüksek olabilir. Bu yeme alışkanlığımız veya eksik vücut biliyorsunuz eksik bütün her şeyi isteyebilir. Ama yine de dozunda yememiz en doğrusu. Boğa burçlarını da buradan tavsiye etmiş olalım. Evet, ikizler burcuna geçiyoruz. Sevgili ikizler, bu hafta kendi kapalı dünyanızla yüzleşme olacak. Duygusal açıdan ne hissediyorsanız bunu dışarıya vurma ihtiyacı içinde olabilirsiniz. Kendinizi ifade ederken... Ee, çok dikkatli olun çünkü yanlış anlaşılmaya çok fazla meyilli gözüküyorsunuz. Sağlık, güzellik konularıyla ilgili e, bir takım e, çalışmalar içine girebilirsiniz. E, öz bakımla alakalı birazcık çalışmalar yapabilirsiniz. Kişisel bakımınızı daha çok ön plana çıkarabilirsiniz. Ee, ve bu konuyla ilgili de fikir edinmek için araştırma yapmak en doğrusu tabii ki. Araştırmalar içine girebilirsiniz. İkizler Burcu da bu hafta sanırım yazı hazırlık yapıyor. Tatil planları ve e, duygusallık konusunda rutin devam edecek. İkizler Burcu da haftayı bu şekilde kapatmış olacak. Evet. Yengeç Burcu'na geçiyoruz. Sevgili yengeçler bu hafta arkadaşlarınız ile dertleşmek, onlarla duygusal yakınlık ve e, onların desteğine ihtiyaç duymanız ve bu aralar sürekli çocukluğunuz ve çocukluğunuzu ön planda e, tutmanız, geçmişe bir özlem, geçmişle yüzleşme. Bu bazen e, çoğunlukta oluyor hepimize. Özellikle belirli bir yaşın üstündeki arkadaşlar geçmişi gerçekten özlüyor. E, bu ben de dahil. Aslında geçmişimizi özlüyoruz. Çünkü e, her şeyin daha güzeli, daha temizli, daha hoş bir görüntü geçmişle alakalı. O yüzden Yengeç burçları bu hafta genelde geçmişle ilgili bayağı bir geçmişe yolculuk yapabilirler geçmişte ve geçmişteki insanlarla arkadaşlarıyla hoş vakit geçirmek isteyebilirler diğer konular aşk konusu ve para konusu zaten rutin devam ediyor çünkü yengeç burçları planlı bir şekilde çalışmaya ve hayatını sürdürmeye devam edecektir evet aslan burcuna geçiyoruz aslan burçları bu hafta kariyer odaklı olacaksınız çünkü Hayatınızla ilgili kazançlar sağlayabileceğiniz yeni projeler, işler çok önemli. Yeni fırsatlar elde edebilirsiniz ama bu fırsatları çok iyi kullanmak ve çok iyi değerlendirmek çok önemli. Sosyal çevreniz oldukça hareketli olacak. Katılmanız gereken birden fazla davet olabilir. Bunlara yetişmeye çalışın. Yeni arkadaşlıklar kurabilir ve yeni ilişkiler e, bitiş veya başlangıçlarla alakalı yoğunluk yaşayabilirsiniz Aslan burçları korumacı yönünüz her zaman işe yarayacaktır. Bu yönünüzü kullanmanızı tavsiye ediyorum. Evet Başak burcuna geçiyoruz sevgili Başaklar bu hafta yolculuk gündeminizde yani bu tatil planı olabilir. E, Farklı yolculukları olabilir ama yolculuk ön planda olacak sizin için çalışma hayatınızla ilgili bir bazı eğitim ve gelişimle alakalı kişisel gelişimle alakalı eğitimler ön planda olacak. Kendinizi geliştirmek gibi konularla ilgilenebileceksiniz. Tatil planları yapabilirsiniz. Aşk kapınızda yeni başlangıç sizin için de çok önemli. Ee, ...hazırda bulunan e, duygusal yaşamanızla alakalı bazı sorgulamalar yaptıktan sonra... ...buna göre karar verip bu karar sürecini çok iyi bir şekilde idare edeceğinizden eminim Başak Burçları. Çünkü dediğim gibi Başak Burçları e, bu yıl çok fazla duygusal takılacaklar. Evet, terazi burcuna geçiyoruz. Sevgili teraziler, bu hafta gizlediğiniz duygularla alakalı gündeminiz olacak. Düşüncelerinizi paylaşma, kendinizi ifade etme... Şu ana kadar sakladığınız duyguları beslediğiniz insana karşı açmak için savaş verme. Bu iç savaşı bitirdikten sonra aslında çok basit bir şekilde kendinizi ifade edebilirsiniz. İhtiyacınız olan sadece küçük bir gaz, küçük bir özgüven. Bu da sizde var aslında. Bir tık ateşlenmesi gerekiyor. Terazi burçları bu hafta ne kadar duygusal geçirirseler? O kadar da bir neşeli, eğlenceli bir süreç geçirecekler. Haftayı çok dinamizm ve çok harika geçirebilirler. Çünkü e, aşk dünyanız, duygusal dünyanız aynı zamanda kariyer dünyanızda etkilediği için hepsini bir anda yaşamış olup hepsini e, teker teker e, yaşamayıp bir anda dinamizmin zirvesine çıkabiliyorsunuz. Terazi burçları da bu hafta yoğun bir tempo bekliyor. Evet, Akrep burcuna geçiyoruz. Sevgili Akrepler. Bu hafta ikili ilişkiler, e, gelirleriniz, maddi konu bunların hepsini gözden geçirip gelecekle alakalı kaygılarınızı daha çok ön plana çıkaracaksınız. Bir anlamda muhasebe yapacaksınız. E, muhasebe konularıyla ilgilenmeniz gerekecektir. Çalışma ortamınız veya çalışma arkadaşlarınızdan destek alabileceğiniz bir haftaya giriyoruz. Çünkü biriktirdiğiniz pek çok iş, e, pek çok konu bunların hepsini masaya yatıracaksınız. Akrep burçlarının bu hafta bayağı bir yoğun e, görüşme süreci olabilir ve karar süreci de bunun peşinden takip edebilir. Evet yay burcuna geçiyoruz. Yay burçları bu hafta tamamıyla yaşamınızla ilgili düzenlemeler. Yani sosyal yaşamla alakalı, arkadaşlıklarla alakalı bütün düzenlemeleri sırayla yapmanız gerekecek. Sağlığınız ve diyetinizle ilgili bazı konular gündeminizde olacak. Eş ve ortak iş yaptığınız insanlarla kişisel çok fazla iletişim kurmanız gerekebilir daha detaylı düşünüp daha iyi plan yapmak için birebir oturup konuşmak daha iyidir. Telefonda bazen çok fazla anlaşılamayabiliyorsunuz. Kendinizi yanlış anlatabiliyorsunuz. Bunlar çok önemli. Yay burçları bu hafta genellikle iş ve kariyer, ortak yapılan işler üzerine daha çok yoğun bir tempo harcayacaklar. Evet, oğlak burcuna geçiyoruz. Sevgili oğlaklar bu hafta aşk yaşamınızla alakalı güven arama meyilinde olabilirsiniz. Güvensizlik ve kafanızda soru işaretleri olabilir. Bu konuyla alakalı kendinizde eksik bulduğunuz yanları birazcık törpülemeye çalışabilirsiniz. Çalışma hayatınızda olacağınız sorumluluklar, alacağınız görevler sizi birazcık daha yükseltebilir. Çok fazla diyalog kurmanız gerekebilir bu yüzden. O yüzden kendinizi ifade ederken veya gücünüzü gösterirken el ve hünerinizi insanlara sergilerken dik duruşunuzu her zaman sergilemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bir düzenleme yapmak isterken bile kişi duruşunu her zaman sergilemek zorunda kalacaktır. Sizin de duruşunuz var. Bunu sadece insanlara göstermeniz yeterli olacaktır. Duygusal yaşamınızla alakalı detayları gözden kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Evet, kova burcuna geçiyoruz. Sevgili kovalar, bu hafta yaşamınızla ilgili kendinizi huzurlu hissedeceğiniz bir hafta olacak. Ev dekorasyonu, tadilat, bu tarz şeylere girişebilirsiniz. Tatil planları yaparken bir anlamda da yaşadığınız alanı çok harika, güzel bir sürece ve güzel bir yere çevirmek isteyebilirsiniz. Çözümler de çok basit, birazcık araştırmanız yeterli. Aşk hayatınızda çok fazla iletişim kurmanız gereken durumlar olabilir. Duygularınızı dile getirmek için önceliğiniz sadece aşk olacaktır bu hafta yoğunluk ne kadar olursa olsun bu problemlerin hepsini çözüp bir anda huzur dünyasına dalabilirsiniz. Bu haftayı da güzel geçireceksiniz. Evet, balık burcuna geçiyoruz. Sevgili balıklar, bu hafta yakınlarınızla alakalı iletişiminiz çok fazlasıyla yoğunlaşabilir. Yani sizi güvende hissettirecek destek alacağınız yakınlarınız, akrabalarınız ve ciddi anlamda aslında soğukkanlı olmanız ve kendinizi güçlü hissetmeniz bazen içinizdeki eksiklikleri de gündeme getirecektir. Ama aile ve yakın akrabalardan alacağınız destek sizi birazcık daha huzurlu edecek. Huzurlu bir sürece gireceksiniz. Bu hafta aynı zamanda çok yoğun bir görüşme de olabilir. Davetler olabilir. Bu davetlere katılabilirsiniz. Ve ev kiralama veya ev değiştirme ile alakalı da bazı süreçler ve yardım yapabilirsiniz yakın çevrenize. Öncülüğünü yaptığınız her şeyde aslında e, insanlara yardım etmek için elinizden gelen her şeyi yapıyorsunuz. Balık burçları bu hafta çok yoğun bir e, süreç geçirecek ama çok da mutlu olacak. Çünkü insanlara yardım etmek balık burçlarının e, birinci görevi gibi hissediyorlar ve çok mutlu oluyor oluyorlar bundan. Ne kadar yorulsalar da bu e, yorgunluk mutluluk da, e, aynı zamanda silebiliyor. Ve aşk konusunda da ciddi anlamda beklenti içinde olan balıklar için söylüyorum. Mükemmel bir hafta içine giriyorsunuz. Çok ani sürprizler sizleri bekliyor. Evet, herkes duysun programıyla sezon finali yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki sezon başladığımız anda tekrar görüşmek üzere sevgi ve saygıyla kalın. Hoşçakalın.